Merhaba çocuklar, bugün sizinle Nilüya'nın oyuncak evini açacağız. Gördüğünüz gibi iki katlı, üstünde de iki katlı ev bloklar yazıyor. Tam 42 parçadan oluşuyor. İçinde Tostik ve Nilüya'nın oyuncak figürü var. Nilüya'nın odası var, oturma odası var, salonu var ve mutfağı var. Şöyle bir kutumuzu çevirelim. İstersek iki katlı, istersek tek katlı ve bahçe katı gibi yapabiliriz. Burada nasıl yapılacaklarını bize tek tek gösteriyor. Evet, burada da içindeki neler olduğunu anlatıyor. Dört tane zemin var. İkisini önce biz iki katlı yapacağız. Bunlardan sonra bu kutudan da örnek olarak bakıyorum. Bunlar yeşil alan. Evin önündeki bahçesi. Bunlar duvarları. Çocuklar, ben bir şey yanlış yaptım. Çünkü bunun arka zemini yok. O arka zemin galiba bu aşağıya taktıklarım. Evet, arka tarafın şimdi çatısını taktım. Ön tarafında çatısını takacağım. Ve evin çatısını oluşturmak istiyorum şimdi. Diğer tarafı da takıyorum. Tam bir üçgen çatı. Bakalım nasıl olacak? Evet. Evin çatısında. İlk defa taktığımız için biraz zor takılıyor. Geçmekte biraz zorladım. Evet, şimdi stikerlerini yapıştırmak istiyorum evin. Evet, stikeri de çıkarttı. Sizin de evinizin çatısı da cam var mı çocuklar? Çok merak ettim. Nilüya'nın evinin çatısında iki tane küçük pencere var. Çok şirinler, mavi pencereler ve çiçekli perdeleriyle çok şirin gözüküyor. Şimdi Nilüya'nın odasının stikerini yapıştırmak istiyorum. Evet, Nilüya'nın perdeleri mor, yatağının örtüsü mor, halısı da pembe, aynı elbisesi gibi. Çok sevimli bir odası var Nilüya'nın.
kendi yatağında uyuyor ve Tospin de burada yatağı var. Beraber geceleri uykuya dalıyorlar. Evet, bazen annesini de uyanan ona uykudan önce hikaye anlatıyor. Sizin de anneniz hikaye anlatıyordur büyük ihtimalle. Ben de oğlumu her gece uyumadan önce hikayesini anlatıyorum. Kanalımızda hikayelerimiz de var. Onları da dinlerseniz çok mutlu olurum, sevinirim. Burası da Nilay'ın oturma odası. Misafirler arkadaşlarını çağırıp oyun oynadığı oda. Halısından da hatırladım. Evet, şimdi evimizin duvarlarının stickerlerini yapıştıralım. Acaba bunlar nerenin stickerları? Şimdi bakmak istiyorum. Evet, bir yatağında var. Pembe yatakları. Burada Milyon ve Tospin yatağı olsun bu. Belki birazdan uykuları gelir ve uyurlar. Çok tatlı, iki sevimli bir yatak. Aynı elbisesindeki gibi beyaz çiçekler var. Bunları da yatağına koyalım. Evet, bunlar nelermiş bakalım. Galiba bu masası diye düşünüyorum. Evet, bu da salonun koltuğu. Salonun koltuğunu şöyle yerleştirelim. Sehpasını da takmak istiyorum. Şöyle altına iki parça. Sehpasının örtüsünü takalım şimdi. Sticker'ını. Evet, sehpasının renginde mor bir sticker. Sehpasını yapıştırdık. Çok tatlı ve sevimli oldu. Bunu da salonumuza koyalım. Beraber televizyon izlerken çaylarını koyarlar. Şimdi mutfağımızın masasını taktık altına. Bir sticker'ını da takacağız. Aynı salondaki gibi bunun da örtüsü mor ve çiçekli. Nilay ve ailesi çiçekleri çok seviyor. Her şey çiçekli, elbisesi gibi. 2 adet sandalyesi var. Mutfağına koyalım. Evet. Bunlar da 2 tane koltuk oturma odasına. Bunlar da bahçemizi birleştirmek için bahçemize bir şemsiye. Evet. Nasıl takacağım bilemedim. Şöyle çitlerini takalım. Ağacımızı koydum ama bunu nasıl koyacağımı bilemedim çocuklar. Siz biliyorsanız lütfen bana yazın. Ben de öğrenmiş olurum sizin sayenizde. Şöyle çite destekleyip koyabilirim. Evet, ön sırada kahramanlarımız Nilay'a ve Tospik. Nilay'ın sticker'ını da yapıştıralım. Nilay'a gelsin. Evet, güzel saçlarıyla, pembe tokalarıyla, pembe elbisesiyle tatlı mı tatlı Nilay'a. Merhaba çocuklar. Evime hoş geldiniz. Beraber oyun oynamaya hazır mısınız? Evet, birazdan Tospi'yi de takıp oyunlar oynayalım. Arkasına da yapıştıracağız. Evet. Hem arkasında hem önünde stickerları var. Çok tatlı, çok sevimli duruyor. Biraz salonda Tospi'yi beklesin. Şimdi sırada Tospik. Tospik, Nilay'ın en tatlı arkadaşı. Hiç yanından ayırmadığı en sevimli hayvanı. Tospik'in arka sticker'ını da yapıştıracağız.
Hem arkasında hem önünde stickerları var. Tam 42 parçadan oluşan evimizin tüm malzemelerini oluşturduk artık. Tospik de yanına geliyor. İyi ki geldin Tospik. Hoş geldin evime. Biraz oturalım mı salonda? Bugün televizyonda çok güzel çizgi film var. Hadi biraz çizgi film izleyelim. Tospik, çizgi filme daldık. Arkadaşlara evimizi tanıtmayı unuttuk. Hadi gel evimizi tanıtalım. İşte burası benim en sevdiğim yer. Benim odam. Burada güzel rüyalar görürüm. Mışıl mışıl uyurum. En sevdiğim örtüleri. Ben bu yatak örtülerini çok seviyorum. Yatağımı çok seviyorum çocuklar. Siz de kendi yatağınızda uyuyorsunuz değil mi? Saat 9.30 olmadan yatağıma giriyorum. Tospik'le beraber uyuyorum. Annemden masal dinlemeyi de unutmuyorum. Çok geç saate kalmadan uykuya dalıyorum. Mışıl mışıl uyuyarak büyüyorum. Hadi gel Tospik. Biraz dinlendikten sonra mutfağımıza bakalım. İşte burası bizim mutfağımız. Minik iki tane sandalyemiz var. Biz burada kahvaltımızı yapıyoruz. Yemeğimizi yiyoruz. Öğle yemeğimizi yiyoruz. Akşamları da anne ve babamla beraber kocaman bir aile sofrası kuruyoruz. Ben sofrayı kurarken hep anneme yardım ederim. Siz de yardım edin çocuklar, olur mu? Anneme de masayı kurarken her zaman yardım ederim. Mesela ekmeği ben taşırım. Çatalları, kaşıkları ben götürürüm. Ama bazen bardakları götürmeme annem izin vermez. Biraz tehlikeli olabiliyorlar. Evet Tospik, mutfakta da anlattıktan sonra hadi gel oyun odamıza gidelim. Evet Tospik, burası da bizim oyun odamız. Bakın arkadaşlar, burada mahalledeki arkadaşlarımı çağırıp beraber misafircilik oynamıştık. Hatırladınız mı? Hatırlayan varsa bana yazsın hemen. Ben de beraber oyun oynamak istiyorum onlarla.